Evet arkadaşlar. Birinci sorumuz bir trigonometrik özdeşik sorusu. Şimdi bakarsanız burasını bir bir eksi sin olarak bırakalım. Kosinüs kare yerine bir eksi sin kare yazabilirsiniz. Bu iki kare farkından bunların hepsini ne yapacaktır? Götürecektir. Yani sol taraf sadece bir kalacaktır. Sağ tarafta bir kare var. Bir eksi s de biliyorsunuz kos kare yapar. Yani cevabımız Ceyhan'dır. İkinci soruya baktığımızda Dikkat ederseniz yukarıda x artı y'nin 90 derece olduğunu söylüyor. O zaman yukarıda şu ifadeyi 3 parantezinde x artı y artı y diye yazarsak alttaki ifadeyi de 6 parantezinde x artı y artı y diye düzenlersek şurası 90 aynı şekilde 90 3 ile çarpıldığı zaman ne olacaktır o zaman 270 olacaktır yani kosinüs 270 artı y Alt tarafta ise 6 ile 90 çarpıldığında 3 pi olacaktır. 3 pi yani pi sayısına karşılık gelir. Yani 180'e karşılık gelir. Dolayısıyla indirgenme formüllerine göre bu 4. bölgede 4. bölgede olduğu için eksi değil artı olacaktır. Kosinüs sinüse dönecektir. Bu 3. bölgede olduğundan sinüs eksi olacaktır. Yani eksi sin y olacaktır. Bunlar sadeleştiği zaman doğru cevabımız azan olacaktır. Evet üçüncü sorumuzda bir dik üçgen çizdiğimiz zaman şurasına da x dersek sinüsü karşı bölü hipotenüs. Yani dolayısıyla komşu kenarımız kök içerisinde bir eksi p kare olacaktır. Bize sorduğu şey kotanjant olduğuna göre kotta nedir? Komşu bölü karşıdır. Yani buradan ee, 1 eksi p karenin karekökü bölü p. Fakat dikkat edin sorunun başında bölgeyi ikinci bölge verdiği için mutlaka eksilisine çok dikkat edeceğiz. Yani cevabımız denizli. Evet dördüncü sorumuzda x'e y türünden eşitliğini sorduğuna göre şıklara baktığınızda tanjant ve kotanjant olmadığına göre hatırlamamız gereken en başta tanjant ile kotanjantın çarpımının bir olduğunu unutmamamız gerekiyor. Dolayısıyla buradan tanjantı ve kotanjantı yalnız bırakıp çarparsak isteneni bulabiliriz. Şimdi bakalım. Bir sayısını sağ taraftan sol tarafa atıyorum. Yani x eksi bir eşittir. Tanjant alfa. Aşağıda ise iki ile çarpıp biri sol tarafa aldığımda eksi kot alfa olacaktır. Bunları taraf tarafa çarptığım zaman x eksi 1 çarpı 2y eksi 1 eşittir. Tam ve kotun çarpımı zaten 1'di. Fakat burada bir de eksi 1 geldi. Şimdi bana x'in y türünden dediğine göre x'i yalnız bırakalım. Yani her iki tarafı 2y eksi 1'e bölelim. Daha sonra da her tarafa artı 1 eklerseniz görmüş olduğunuz gibi işlemler oldukça uzuyor. Buradan payda eşit dediğinizde eksi 1 artı 2y eksi 1 bölü 2y eksi 1. Dolayısıyla burası bakalım ne yaptı? Evet. Ceyhan şıkkının olduğunu görüyorsunuz. Buradan eksi 2 gelecek. Burada eksi 1 bir var. Biraz uzun bir soru. Evet. Bir grafik sorusunda tanım kümesi oldukça önemlidir. Bakınız tanım kümesini 0 ile 180 arası ki bakıyoruz tüm şıklar zaten 0 ile 180 arası. Fakat 90 dereceyi almayın demiş. Bakınız burada 90 dereceyi almış. Burada 90'ı almış. Burada da almış. Burada da almış. Yani aslında sadece bir tane şık kalıyor. Ama biz bunu şöyle çözelim. Burası sin bölü kostan ne olacaktır? Tanjant olacaktır. Kos bölü kostan burası da artı 1 olacaktır. Yani istenen fonksiyon tanjant fonksiyonunun ee, bir birim yukarı çıkarılmış hali olacaktır. Tanjant fonksiyonu genelde bu şekildedir. Bunun bir birim yukarı çıkarırsanız da C şıkkını görüyorsunuz. Evet bir benzerlik var. O benzerliği hemen yerleştirelim. Burası bir birimse burası ne olacaktır? İki birim olacaktır. Kare olduğuna göre burası da üç olacaktır. Buranın kotunu sorduğuna göre bu alfa açısını taşıyabileceğimiz bir dik üçgen arıyoruz. Tabi orası burası olacaktır. Ancak 180 ile çıkarıldığı için burası ne olacaktır? Eksi kod olacaktır. Komşu bölü karşı yani 2 bölü 3 fakat eksi olacaktır. Yani Ceyhan olacaktır. 7. sorumuza geldiğimizde dikkat edin yukarı verilen bilgi yani 16x'in 180 olduğu olur. Burada 11 ve 5'i 16 yaptığını buradaki 11 ve 5'in 16 yaptığını görüyorsunuz. Demek ki bunlar birbirlerini 180'e tamamlıyor. Birbirini 180'e tamamlayan açılan sinüsleri birbirlerine eşittir. Ancak kosinüsleri ters işaretlidir. Dolayısıyla eksi eksi cevap buradan 2 olacaktır. Evet arkadaşlar. Eksi 81'i pi'yi pozitif yapmak için 4'ün katı olan 84 ekliyorum. 84 eklediğim zaman burası alfa artı 3 pi olacaktır. 3 pi dediğimiz ise 180 derece olacaktır. Yani tanjant 180 artı alfa Üçüncü bölgeye karşılık gelir. Tanjant pozitiftir. Yani burası bildiğimiz tanjant alfa oldu. Yan tarafa baktığımızda bu eksilerin hepsini dışarı alsam. Burası alfa artı. Biraz yukarı dışarı çıktım galiba. Eksi kod alfa artı 69 pi bölü 2. Şimdi 69 pi bölü 2 ifadesinde esas ölçü bulmak için 69'u paydanın 2 katı olan 4'e bölüyordunuz. 17 defa vardır. 20 68 yapar. Buradan 1 kalanı verir. Yani bu aslında 90 derecedir. 90'la alfa toplandığı zaman ikinci bölgeye karşılık gelip iş hem işaret hem de özdeşlik değiştirecektir. Yani o da tanjant alfa olacaktır. Dolayısıyla buradaki özdeşliğin cevabı tan kare alfadır. Benden istediği f alfa yerine 60 derece yazmasıdır. Ben bunu yerine yazdığım zaman kök 3'ün karesi yani cevap 3 olacaktır. Evet oldukça basit bir soru. Biliyorsunuz 90 ile toplandığı için kosinüs sinüse dönecektir. Evet. İkinci bölgede işareti bunun işareti alınır. Eksi yani doğru. 180 ile toplandığı için 3. bölgeye karşılık gelecek. Fakat işaretin eksi olması gerekirdi. Tanjant bu eksi 180'i 2 pi ile toplarsak artı 180 yapar. Artı 180 olduğu zaman 3. bölgeye karşılık gelir. Tanjant 3. bölgede pozitif ve özdeşlik değişmeyecektir. Yani 1 ve 3 doğrudur. 10. sorumuzda aslında bakarsanız bir tanım sorusu. Burada şu ifadenin kosekant bu ifadenin de sekant olduğunu biliyorsak bu soruyu rahatlıkla çözebiliriz kosekant yani OB kosekant yani bildiğimiz 1 bölü sin. OC ise sekant yani 1 bölü C. Takla atıp yukarı çıkarsa C bölü C. Yani kos bölü kos bölü sin'den cevap denizli. 11. sorumuzda bir fonksiyon sorusu. Pi bölü 12 değerini yerine koymamızı istiyor. İsterseniz pi bölü 12'yi 15 derece olarak alabilirsiniz. Yani x yerine 15 yazdığımız zaman x yerine 15 yazdığımız zaman buradan sinüs 120 ötik tarafına kosinüs 150 gelecektir. İkinci bölgede artıdır. 120'yi 60 olarak yazabilirsiniz. 150 ikinci bölgede kosinüs eksidir. 180'den çıkarıldığı zaman da 30 olarak yazabilirsiniz. Şimdi bu artı ve eksi çarptığımız göre eksi olacak. Sin 60 kos 30'a eşit. Aslında ikisi de kök 3 bölü 2. Kök 3 bölü 2. Yani buradan cevabımız Adana çıkıyor. Son soruya geldiğimizde grafik sorularında her zaman belli başlı noktaları alıp şıklarda yerine koymak çok mantıklı olur. Mesela 0 yerine koyduğumuzda 3 olması sadece Adana ve deniz ışıklarında geçerlidir. Olmadı o zaman bir de 90'ı koyalım. 90'a karşılık ne gelecek? 2 gelecek. 90 koyarsak burası 45 olur. 45 kök 2 bölü 2'dir. 2 ile toplandığında 2'yi vermeyecektir. Buraya 90 yazarsak burası 0 olacaktır. 2 ile toplandığında 2'yi verecektir. Zaten dikkat ederseniz şekli şöyle aşağı indirirseniz aslında kosinüs fonksiyonudur. 2 birim ne yapmıştır? Yukarı çıkmıştır.